Ben Cemal Bayrak. Trabzon Tonya Belediye Meclis Üyesiyim. Tonya'ya sözüm var. Belediyemiz 2019 yılında 707-786 sayılı ihale numarası ile EKAP'ta yayınlanan şartnameye göre Tonya Belediyesi TOKAP kapsamında bir çeviz tesis projesi yapılmıştır. Çeviz bahçesi tesis projesi yapılmıştır ve 8 tane yüklenici firma ihaleye girmiştir. Bunlardan bir tanesi ihaleyi almış ve EKAP'ta yayınlanan şartnameye göre Tonya Belediyesi'nin göstermiş olduğu 40 dönüm yani 40 bin metrekare alanda 20 bin ceviz dikilecektir. Şu şekilde yapılması gerekirken her fite için, her ceviz için 3 adet 3x3x180 boyunda çıtalarla çevrilmesi gerekirken yüklenici firma tarafından koruma altına alınması lazımdı. Biz çeviz sirkeleme ihalesine girme çalışması yaparken geldik baktık ki şu anda bizim yörede Mora, diğer bölgelerde ise böğürtlen ağacı dikmişler. Ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan, KDV hariç 1 milyon lira olan ceviz, şu anda gördüğünüz gibi cevizin büminesi yok. Ne oldu bunlar? Tanışmanlık ücreti, 30 bin lira tanışmanlık ücreti ödenen tanışmanların verdikleri bilgilere göre bu bölgede toprak derinliğinin zayıf olmasından mütevellit yetişecek cevizin verimsiz olacağından 13 bin tane ceviz dikilmiş ve Tonya Belediyesi bütçesinde 20 bin cevizin karşılığı para ödenmiş. 13 bin cevizin karşılığı ise ödenmemiş. Belediye Başkanı Osman Beşer, birim fiyatı üzerinde 13 bin tanesi ödendiğini bize yazılı olarak bana, belge olarak bana vermiştir. Ama şu anda yapmış olduğumuz araştırmada ve bir önceki dönemdeki denetim komisyonundaki dosyaları incelediğimde Tonya Belediyesi'nden çıkan özellikle ceviz bahçesi adı altında ödenen para miktarı 1 milyon 200 bin liradır. Şimdi soruyorum. Tüm Tonyalılara, tüm hemşerilerime, bu konularla ilgili tüm insanlara soruyorum. 20 bin ceviz dikilmesi gerekirken, EKAP'ta yayınlanan şartnamede 20 bin ceviz dikilmesi gerekirken, neden 13 bin tane dikildi? Toprak derinliği eksikse, neden fizibilite raporu yapılmamış? Sizin burada %60 ihale yapılmış, kerisi yapılmamış. Kerisini yapma ihtiyacını duymadınız. Şimdi soruyorum millete. Şuradaki cevizleri kim toplayacak? Bu cevizlerin çevresinde 4 kat dikenli telle, kalvanizli dikenli telle yapılacaktı. Ayrıca bağlama deliğiyle yapılacaktı. Nerede dikenli tel nerede? Çevre güvenliği nerede? Belediyenin yapmış olduğu işe kanuna uygun mu? Keyfiyete mi yapılmış? Bu paraya nereye git diyor.